Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Furkan Ökü TV hepiniz hoş geldiniz. TikTok, Twitch aynı zamanda canlı yayındayız. Tabii yayın kaydımızı da alıyoruz. Ben Farming Simulator 22'ye biraz geç kalmış olabilirim değerli arkadaşlar ama açık söyleyeyim oyunu aldığım için hiç mutsuz değilim. Yani oyundan çok memnunum. Bayağı bir şeyleri değiştirmişler. Bayağı bir oyunu geliştirmişler. Ben biraz oynadım. Bir şeyler yaptım hem oyunun mantığını anlamak açısından hani en azından yayında sıkıntı yaşamamak adına. Yalnız değerli arkadaşlar burada şöyle bir durumumuz var bizim. Yayındaki birçok şeyi hani ne oluyor lan? Şöyle bir durumumuz var dediğim gibi. Onu da size şöyle açıklayayım. Bir yandan da TikTok'taki sesle ilgili ufak bir sıkıntımız var gibi geldi bana ama bir bakacağım şimdi bir dakika. Sesle ilgili bir sorun var. Bir dakika. Biraz daha yükseltirsem ne olur? Sanırım ses seviyesi şu an daha iyi oldu. Sayın TikTokçum. Evet. Oyunumuz Farming Simulator 22 dedik. Oyunu başlat diyelim. Bütün DLC işte modları da alalım abi. Biraz kurarken zaman harcattırıyor kendisi bize ama açık konuşayım arkadaşlar oyun sarıyor. Sarmıyor dersem yalan konuşmuş olurum. Yani oyun cidden sarıyor abi. Yani öyle böyle değil. Oyun gerçekten şey yapıyor. Şimdi abi bunu kurmaya çalışıyorum. Bir gecikmeler oluyor tabii yine her zaman yayın çıkışlarında. Sizin dönüşünüzü de bekliyorum. Chat'ten bir sıkıntı olursa lütfen yazın arkadaşlar. Şimdi oho bu bunu kuracak da biz de göreceğiz. Gerçi çok fazla mod kurduk oyuna. Belki o sebepten ötürü biraz ıkınıyor olabilir kendisi. Sonuçta dünya kadar şey kurduk buraya. Bu arada bizim alttan bir KJ geçmiş olması lazım. Geçmemiş. O zaman geçsin. Ben de diyorum bu KJ niye gelmiyor ya? Evet. %20 oldu. Yani oyunun 19 versiyonuna göre baya bir değişiklik var. İşi abartıyor bildiğiniz gibi değil. O noktada baya bir farklılık yapmışlar adamlar. Yani yapımcı gerçekten oyunda değişiklik yapmış arkadaş. Yani alacağımız kontrat işlerinden arazinin bakımına kadar birçok şeyi detaylandırmışlar. Aslına bakarsanız işi yani uzatmışlar diyelim. Hiçbir şey atlamıyorsun yaparken o da biraz zaman alıyor ister istemez. Evet şimdi durumumuz ne? %70, %95 evet geliyor. Kurdu galiba. Evet başlat diyelim. Hadi başla çocuğum. Başlamıyor. Hadi. Evet. Bu oyunda da galiba her başladığımızda bu baraka gibi şeyin önünde olacağım. Yalnız. Oo, oo. Bir dakika ya. Bu işte bir tuhaflık var hocam. Bir dakika. Bu işte bir tuhaflık var. Ne oldu buna? Ben bunu testini yaparken bu böyle değildi. Bir şey olmuş buna bir dakika. Gel bakayım şuraya. Uygula. Eyvah ne oluyor? Ekran gitti geldi bir bakalım. Evet. Ayarlarla bir oynadım. Niye böyle bir şey yaptı bu oyun onu hala anlamış değilim ama. Bir daha bir gir bakalım. Yani ayarlarla oynadım. Yani yüksekte oynuyordum zaten. Durduk yerde bir kasıldı. Niye oldu bilmiyorum.
Masa üstüne attı bizi. Normalde atmaması lazım. Bir daha bir girelim bakalım. Arazilere bir saldıralım bakalım ne olacak. Hadi hocam, hadi. Şu an beklemedeyiz. Bekliyoruz. DLC fazla olunca ıkınıyor makine haklı olarak. Bak gerçekten şu kurma olayında çok zorlanıyor ya. Evet, bekliyoruz. Değerli oyunumuzun adam akıllı kurulmasını bekliyoruz. Hadi. O kadar çok mod kurdum ki oyuna. Adamın modları yüklemesi bile dünyanın vaktini alıyor yani. Hadi başlatalım. Evet, gördüğünüz gibi bizim makineler burada. Şurası bizim tarla. Şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri anlayabilmek için bir şeyleri ektim, biçtim, beceremedim. Bir daha yaptım baştan, olmadı. Tekrar kurdum baştan. Ama sonuçta abi arazimiz şurası bakın. Göstereyim size arkadaşlar. Şurası bizim arazimiz. Kanola ektik. Niye kanola ektik? Çünkü bulunduğumuz tarih itibariyle ben oyun açtığımda Ağustos gösteriyordu. Buralardaydım ve ekebileceğim tek şey kanolaydı. O sebepten kanola ektim. Yaban otları temizledik. Şurada sarılması gerekli diyor. Ben o işlemi tam bilmediğim için biraz dubur oldum diyeyim size arkadaşlar. Diğer taraftan da işlendi, büyüyor vesaire 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 diyor. Şimdi yani buna gübre atılma olayının da ne kadar ne yapacağı konusunda harbiden bir fikrim yok. Şimdi gelelim kontrat alacağız. Kontratlarda ne görevler var bir bakalım. Yani tarla 10. Nerede ki? 10 burada, 8 burada. Ya şimdi ben buradan oraya mı gideceğim abi? Çok uzak lan. Ben bu kontratı almam hocam. Yakınlarda kontrat var mı? Yakınlarda. Bak 32 toprağı işleme diyor mesela. 32 nerede? Dibimizde bak toprağı işleme şurası. Tamam biz bunu bir alalım. Yani 32 toprağı işleme diyor. Nesne ödünç almayacağım. Pardon. Bizim makine buraya her türlü işler abi. Şöyle yapalım. Kontratı kabul et.
Şöyle döndürelim hocam seni ve verelim. Hadi bakalım. Bizim Düldül burada çalışsın. Biz hemen tekrar kontratların olduğu bölüme gelelim hocam. Bak burada toprağı işleme aktif çalışıyor. Tamam. Toprağı işleme 62, 60. Nerede bu 62, 60 abi? Şurası. 60 ve 62 aslında alabilirim. Tabi biraz mesafesi var ya. Dur bakayım. Tarla 78'e sat. Tarla 78 nerede? Bir de bunu nereye götüreceğiz? Güney yem tahıl aşağıya götüreceğiz. Dur. Tarla 78. Şurası. Buraya götüreceğiz. Yani olabilir. Seksen nerede lan? Şurada. Yani bize yakın yerlerde pek bir şey çıkmadı abi. Çıksaydı kullanacaktım ben oraları da. Şimdi şuradan çıkalım. Şimdi zamanı hızlandıracağız. Hem bir yandan da ekinlerin büyümesi lazım çünkü o başımıza bela olur. Gece gündüz hep karışacak birbirine ama bir yandan da belki kontrat gelir abi. Biraz ileri saralım. Geldi mi yeni kontrat? Oğlum hiçbir şey gelmedi lan. O zaman sar. Yapıştır. Çok hızlı bir şekilde gece olacak, sonra gündüz olacak, sonra bir daha gece olacak. Yani görünen köy kılavuzu istemez. Havanın kararmasına bakmayın arkadaşlar. Aleykümselam. Kardeşim yine mi ses gitti ya? TikTok'tan sağ olsun bir dostum uyardı beni. Süleyman hoş geldin dostum. Aleykümselam. Sesin düzelmiş olması lazım. Eğer yayındaysan cevap verirsen sevinirim dostum. Yazılımsal ufak tefek hatalar yaşıyoruz. Evet, farming. Abi bu ne oluyor ya? Sürekli bu uyarılar. İn oğlum aşağı. Benim canımı sıkma ya. Evet. İyi veya kötü. Aleykümselam kardeşim. Çok sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Evet, güzel. Oğlum buradan dönebilecek mi lan sen? Döner. İyi, döndürürüz bunu buradan. Bir yandan biraz daha ilerlesin. Zaman yeni bir kontrat bulmaya çalışacağım. Hava biraz gündüzleşsin. Oğlum dostum beraber oynayamayız çünkü oyun orijinal değil.
Hani oyun kırık, crackli. Online'ı çalışmıyor o yüzden. Şu zamanı bir yavaşlatalım. Var mı yeni Zamazingo bakayım. Tarla 73. 51 gelmiş. Toprağa işleme. 51 bana yakın değil miydi ya? 51 bana yakındı galiba. Evet yakın. Şurası işte. Tamam. 51. Allah çıktım oradan yanlışlıkla. Bir dakika. 51 alırık. 43 bana yakın mıydı? 43. O da toprağa işleme diyor. 43 nerede abi? Şurada. Yani yakın sayılır. 51 ile 43 yakın sayılır. 51 ve 43'ü alabilirim. Toprağa işleme. Şimdi nesne ödünç alarak yapacağım bu işi ben. Oğlum bunu nasıl takacağım lan? Yok artık ya. Cünü nasıl ileriye alıyorsun? Klavyenin üstünden şeye basacaksın. 8'e bastıkça zamanı hızlandırma artıyor. Şimdi şunu bir ödünç alayım ben. Bu hangi tarlaydı la? 43. Şimdi bunu götüreceğim. Tarla 43'e. Abi bu nasıl bir eziyet ya? Ben de uyguna gelsin diye şey ettiydim de. Haritayı bir büyüteyim abi. Bu kadar hızlı çalışma be ya. Lan traktör zaten 13 ile gidebiliyor yani bu traktör. Hangi tarlayı ne kadar yapacak ki bize? Bu kadar kaliteli olmasını gerçekten beklemiyordum. Şimdi 43.
Lan bu kadar hızlı sürme ya. Lan bu kadar hızlı sürme yani. Yani bu kadar hızlı sürmek iyi değildir. Kaza yaparız maazallah ya. Yani bu hızla freni mireni tutmaz. Şaka ya, vallahi. Tamam. 43 tamam. 51. Orada 3 tane iş alabiliyorum değil mi ben? Bir dakika. 69'u da alabilirim. 8000'e iyi para. Ula bunu nasıl takacağız la? Üst üste takıyoruz herhalde. Dur bakayım. Şu makineyi takmayı öğrenelim abi. Önemli olan böyle aletleri de öğreniyoruz bu sayede. 51 numaralı arazi için. Nesne ödünç al. Şimdi yapıştır tarla 51 abi. Evet, bu da çalışmaya başlasın hocam. Evet, bunun işi biraz uzun sürecek.
Bu iyi gidiyor. Yani bu işleri bitireceğiz. Tarla 69 var, orası iyi. O görevi de alabilirim yani. Güzel ilerliyor. Bu biraz uzun sürecek gibi. Bu bizim kendi makinemiz. Yani arızaya düşmek üzere, baksana. Kullanıyoruz. Eskiyor makineler abi. Çok iyi. Tamam. Mesela Farming Simulator'da 3 tane iş alamıyorduk. Bir tane aldım mı hata veriyordu. Bak burada 3 tane alabiliyorum. Şu anda 3 tane aktif iş var. Yani bir şeyler kazanacağız. Ben bunu göreydim. Kafama edem. Kocaman bir makine verecekti bize. Çatır çatır sürecektik orayı, iyi de para veriyordu yani. Neyse. Bu arazinin yüzde kaçı geldi bu arada? Dur bakayım. O yüzde 45'te. Hani biterse ilk bu bitecek zaten.
vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Buranın işi bitmez. Bu arada benim borcum vardı. Bir 5 kere ödeyelim. Bir 5 daha ödeyelim. Dön kontratlara. %50'si bitmiş buranın. Şimdi arazimizi sürelim abi. Arazimizi sürelim. Evet. Burası yürüyor da dur bakalım başımıza ne gelecek. Lan burası oldukça yavaş gidiyor. Güzel. Temiz. Aa, dünyanın yeri var ama. Yani birinin bitmesi lazım abi. Önce hangisi biter? Bir göz gezdirelim mi? Bence hepsinden önce bu bitecek.
Kesinlikle herkesten önce bunu bitireceğiz. Şu an gerçekten emin değilim ama yani görüntü bunun biteceği gibi. Yürü bakayım sen. Bizim tarlalar gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Şimdi baktığın zaman abi bak, koyunda genel olarak şöyle bir durum var. Üç tane kontratı zaten aynı anda bize veriyor olması güzel bir şey. Çünkü bu mevsimsel döngüde boş boş beklemek zorunda kalıyorsun. En azından kontrat muhabbetine az veya çok bir şeyim var, hani işliyorsun yani, para kazanıyorsun abi. Kaydedelim. %62 tarla 32. 63. En yavaş 51. Sıkıntı yok. Şurada bakalım, duruyor mu bizim mekan? Durmaz mı be ya? Ya hasat masatlar, hasattan bir şey kazanamıyorum. Hasatlar tırt. Yukarıya tarla ona çıkmam lazım. Oralara da kim gidecek abi? Bakalım nasip kısmet her şey. Tarla 32, tarla 43. Bunlar kafa kafaya yardırıyorlar yani. Bitmiyor ya. Şunu kaydırayım. Heh, kaydırdım. Tamam.
Bunun işi azaldı bak. Tamam. Bu ne durumda? İyi, bu da gidiyor. Ağacın içine soktun bizi eşşoğun eşek. Nasıl bitirdi la? Burası %80 olmuş. Yani arazinin küçük olması bir avantaj mıdır? Yani çok bir avantaj olarak bakmıyorum olaya. Arazi küçük veya büyük, burada olay o. Önemli olan benim için mangır kısmı abi, işim para kısmı. Şöyle bir gönder reis. Çok hoş. Bence dozu toprağa katarak, yani buranın işi bitmek üzere. %90 oldu oradaki kontrat. 43 bitmek üzere hocam. Yaşadığınız iş yapıyor şu an var ya, bence kazanç noktasında bence bir sıkıntı görmüyorum ben, yani güzel kazanıyoruz burada.
Bu son şeride geldiğinde %90 küsür diyecek zaten. Benim için hava hoş. Bunu çok az izledim ya. Biraz bunu izleyeyim. Nasıl çalışmayı bitirdim lan? Döverim seni ha. Bir de baga giriyor terbiyesiz ya. %80 olmuş, 51 %60 olmuş. Zaten ötekisine şey bir kontrat tamamlandı diyecek diye düşünüyorum. Yani hedefim o yönde. Bence öbürüne kontrat tamamlandı der. Az kaldı yani. Kontrat tamamlandı diyor. Hangi tarlanınki tamamlandı? Aha, hava mı tamamlandı? Toplayalım abi paramızı. Allah bereket versin. Tarla 69 için. Dur sonra alırız onu.
Arkadaşlar uzun bir süre benim sesimi duyamadınız, kusuruma bakmayın. Ne olduysa mikrofon elimde kaldı. Kabloyla başım belaya girdi. Onun evin içindeki diğer eski malzemelerden bulmaya çalıştım. Bulduğum kadar bulmadığım kadar diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz yapay zekaya bıraktım. Hem oyunda ilerlesin istedim. Kusuruma bakmayın. Affedin beni. Değerli arkadaşlar. Ya arkadaş bu traktörün kıçı buna yemiyordu. Bana bunu niye verdin? Geri zekalı mısın ya? %90 da hadi zamanı ilerletelim. Evet, zamanı ilerletmekten yana bir sıkıntımız yok, çok şükür. En güzel bir para ödeme yaptık. Ha, bitti sayılır ya. Biraz yavaş ilerliyoruz ama işte ne yapalım. Ben kanala ektim değil mi? Ne zaman? Ta Temmuz'da abi. Şimdi zaman döngüsünü süper bir şekilde sardırıyorum ki bir yandan da bizim tarla ilerlesin abi. Bak mesela kontratları o kadar hızlı sardırdım ki bak dünya kadar kontrat geldi bak. Ama paraya den kontratlar gelmiyor abi. 58 al. Hasat. Var mı bizde? Nereye götürecekmişiz biz bunu? Oo. Farmers Market'e götüreceğim diyor. Yuh. Şurası. Buradan ta buraya çıkacağım. Ta buraya. Çok uzaksın kardeşim, kusura kalma. Başka var mı? Abi tarla 39 nerede? Yukarıda. Şurası. Buradan alacağım. Buraya boşaltacağım.
Gübreleme 68'e yapılır mı? Yaparız. Bir dakika. Kamyonlar diyelim. Otuz bin. Dokuz bin, bak bu uyar bana. Ama fiyat uymaz bana. Elli altı bin şu. 66 bin. 95 bin kaç bu? 90, 66 bine bunu alabiliyorum bak. 66 bin. Tamam. Şimdi bunu 66 bine alabildiğime göre. Bir dakika. Tamam, gel buraya. Altmış altı bin, güzel. Ulan bizim biçer döverin boyu yeter mi lan buna? Tamam. Kamyonu aldık. Şimdi gel buraya. Dur, 15 bine gübreleme vardı. Tamam. Hangi 68'i gübreleyeceğiz? Olur. Kontratı kabul et.
Şimdi bu arkadaşları götürelim. Eziyet gibi ya. Evet değerli arkadaşlar, yani ben yine belki oynarım bir yarım saat daha ama saat 10'a gelmiş değerli kardeşlerim. Bugün de hafta içi bir gün, yani yayını da çok uzatmanın bir manası yok diyorum ben. Bundan sonraki yayınlarda tekrar sizlerle buluşmak üzere Farming Simulator 22'miz var artık. Yayın kaydını izlemek isteyen arkadaşlarımız olursa bu yayının kaydı YouTube kanalımız olacak. Furkan Ökü TV YouTube kanalında da olacak. Oraya da sizleri beklerim değerli arkadaşlar. Takipçi olursanız, beni takip ederseniz zaten yeni yayınlardan mutlaka haberiniz olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Yeni yayınlarda tekrar sizlerle görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet.